Güzel köyünü gezeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi burası çok güzel bir yer. Burası Kilitbayır. Hadi gezimize başlayalım. Feribot'ta indikten hemen sonra sola dönün ve bu yolu takip edin. Bu yol sizi Kilitbayır merkeze götürüyor. Ya geziye başlamadan önce ya da geziden hemen sonra burada kesinlikle balık yemenizi, ekmek arası balık yemenizi tavsiye ederim. İşte fiyatları da bu şekilde. Ama ben size çok daha lezzetli ve güzel bir balık ekmek yeri tarif edeceğim. Burada Eminönü balıkçısı var. Eminönü balıkçısı ben her geldiğimde burada yiyorum. Hemen burada Eminönü balıkçısı var. Tanışırız. Abi kolay gelsin. Sağ ol canım benim, hoş geldin. Buraya geldiğinizde mutlaka gelmeniz gereken yer burası. Burada Üskumru. Gözünün önünde. Yoksa beni geçti mi yağda yersin. Peki ekmek arası ne kadar? 40 lira. 40 lira. Evet, bir şey değil. Ve mutlaka gelip burada bu balıkta yemelisiniz. Evet. Abim de Eminönü'nden gelme. İstanbul'uydu. Tabii. Kum kapı. Peki kolay gelsin. Turumuzu tamamlayalım, ondan sonra balığı burada yiyelim. Siz bilirsiniz. Kırçıkları da ayıklıyor tabii. Sen ne diyorsun? Yemesi kalıyor. Kaleci baleci olup bir kolu kırılsa ekmeği yediriyorum. Burada yukarı doğru çıkıp Kilitbayır'ın diğer kısımlarını ve manzara kısımlarını gezmeye başlayacağız. Şimdi bu da tarihi bir çeşme. Bu çeşmenin hemen bulunduğu şu alan köyün kahvesi. Hemen kalenin arka tarafındaki kısmı burası. Burada dilenmeniz gereken yeri göstereceğim. Hem kale hem de Çanakkale Boğazı, Çanakkale'nin olduğu kısım en çok tercih edilen kısım orası. İşte bu kısımda burası. Şu köyün Aile Çay Bahçesi'nden hemen üst tarafında gördüğünüz gibi Atatürk heykeli bulunuyor. Bu Atatürk heykelinin hemen yanından çok otantik ara sokaklar var. Ve bu ara sokaklardan yukarı çıkın. Ne kadar çok yukarı çıkarsanız o kadar güzel manzara görmüş olursunuz. İşte o dediğim yolu takip ederseniz direktmen sizi bu Kilitbayır'ın en üst noktasına getiriyor. Ve araba da buraya çıkıyor. Bu en üst kısmında bir düzlük de var. Burada oturup dinlenebilirsiniz de. Asıl burada gelip size bahsettiğim işte bu manzarayı izleyebilirsiniz. Kilitbayır'ın en eski camilerinden birisi Fatih Camii. Fatih Camii'nin hemen yanından bu sokağa geçtiğim zaman burada sizi çok değişik bir yere götüreceğim. Buraya gelirken muhakkak gelin diyorum.
Bakın burada çok ilginç bir sokak var ve tabelalar var. Bu tabelaları böyle takip edip bu taşlarla döşenmiş sokağı geçerek şurada hemen işte burayı gördüğünüzde İGEM Bilgi Evi ve Kültür Evi var. Muhakkak buraya gelin. Ve şimdi neden buraya gelin demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Burada bu dar sokakta geçtikten sonra sizi çok ilginç, çok tarihi bir yer karşılıyor. Burada bir çok güzel bir bahçesi var buranın. Burada domatesler var ve çok da serin güzel bir yer var. Burada yeme, içme ve dinlenme yeri var. Buraya muhakkak gelin ve buradaki gezinin yorgunluğu atabilirsiniz. Evet, burası özel bir müze. Burada eskiye dair her şeyi bulabilirsiniz. Çok eskiye gidebilirsiniz. Burada eskiden kalan fincanlar var. Benim en çok burada dikkatimi çeken işte bu sınıf. 1970'lerde kalan sınıf burası. Orijinal bir sınıf burası. Bakın fişler duruyor, kitaplıklar ve o dönemde kızların giydiği önlük, siyah in önlük, yazı tahtası ve aynı dönemde işte bu giyilen elbiseler ve yine 1970'lerde gelinleri giydiği gelinlik, bunlar hepsi orijinal ve o dönemde yatak odaları böyleymiş. Ve o dönemde gelinlerin çeyiz olarak hazırladığı işlemeli bir duvar motifi. Ve buranın hemen yanında işte yine eskiye dair kadınlara ait başörtüleri, giysiler, işte Kur'an-ı Kerim'in okunması için bulunan bir tahta var. Ve o dönemde ki giyilen terlikler ve bütün kıyafetler, dolaplar, burası tamamen orijinal. Bu aile çay bahçesinden sonra hemen aşağı doğru kalenin öbür tarafında aşağı doğru bir yol gidiyor. Burasını da takip ettiğinizde sizi köyün müzesine götürüyor. Hem çok güzel bir kafesi var hem de burada tarihi bir müze var. İşte burası köye ait. Girişi de ücretsiz. Burada hem dinlenebilirsiniz hem de müzeyi gezebilirsiniz. İşte manzarası da bu şekilde. Hem kale, Çanakkale Boğazı ve Çanakkale görünümlü bir yer. Dediğim gibi burası köye ait bir müze. Girişi de ücretsiz ve müzenin birçok odası var. Her odada ayrı ayrı Çanakkale savaşlarında kalma eserler bulunuyor. İşte orada çeşit çeşit kurşunlar var. Bomba başlıkları var. Burada hep açıklamalarıyla savaşlarda kullanılan malzemeler, çok çeşit ve değişik malzemeler var. Burayı da gezmenizi tavsiye ederim. Köy müzesinde çıktıktan sonra buradan aşağı doğru inip kaleye gidebilirsiniz. Burası yıkılmıştı, harabe şeklindeydi. Yeni yapıldığı kalenin bu bölümü ve bu giriş kapısına geçtikten sonra evet ziyaretçi kısmı burası ve
buradaki kısımla ilgili tüm bilgileri yazıyor. Giriş ücreti 30 lira ve ziyaret saatleri, bütün kısımları yer alıyor. Bak, burası Çimenli Kalesi. Çanakkale'deki Çimenli Kalesi. Burası, buranın Osmanlı döneminde buranın hemen karşısına işte bu Kilitbahir Kalesi yapılmış. Eski ismiyle Kilitülbahir, Boğaz'ın kilidi anlamına geliyor ve bu köyde ismini bu kaleden alıyor. Kilitülbahir zamanla Kilitbahir ismine dönüşmüş ve köyün ismi de Kilitbahir olmuş. Bu Kilitbahir Kalesi'nin hemen yanında bulunan bu alanda namazgah tabiyası. Tabiyanın içerisinde bir de aynı şekilde bir müze daha var. Bu müzede sesli ve görüntülü Çanakkale Savaşları'nı anlatan bölümler de yer alıyor. Burası da paralı. Eğer bu tabiyeyi gezecekseniz bu alana da gelin. Burada da bir dinlenme yeri var. Bu köy Çanakkale merkezden feribotla yaklaşık 10 dakika uzaklıkta. Feribot ücreti kişi başı 8 lira. İş çıkışı veya akşamları gündüz hemen 15 dakikada bir, bazen de yarım saate bir feribot buraya geliyor. Feribota binip buraya gelebilirsiniz. Burada yemek yiyebilirsiniz, gezebilirsiniz. Tarihi ve turistik mekanları var. Burada farklı bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle bu yaz aylarında, yazın son günlerinde buraya gelmek çok daha mantıklı. Kışın çok rüzgar esiyor, burası çok sessiz bir yer oluyor ama yazın özellikle bu günlerde burası çok hareketli bir yer.